Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Eyyamın bağır sıcakları dedik. Bu sıcakta alnın teriyle hayatını kazanmaya çalışan herkese kolaylıklar dileyerek programımıza başlayalım. İlk olarak piyasalara ilişkin bilinmesi gerekenler. Morgan'dan Eylül sonrası için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası analizi. Morgan Stanley Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'na yeni atamaların ardından Eylül sonrasında faiz artışı görülme olasılığının arttığını belirtti. Analistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ay 150 bas puanlık artışla faizi %19'a çıkarmasını, Eylül'de ise 100 bas puanlık faiz artışı yapmasını bekliyor. İkinci maddemize geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 1-3 ay vadeli TL mevduatlarda ortalama mevduat faizi %30'un altına geriledi. Mevduatların en ağırlıklı olduğu bu vadede faizler %42 ile 23 yılın zirvesine çıkmıştı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, AB'nin Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı sürdürmek için yorulmak bilmeyen çabalarını desteklemeye devam edeceğini bildirdi. Almanya'ya geçiyoruz. Fabrika siparişleri Haziran ayında aylık %7 artarak son 3 yılın en hızlı artışını kaydetti. Bu artışın ardında Haziran ayında alınan 9-2 uçak siparişine etkili olduğu görülüyor. Son maddemizde Rusya'ya ilişkin. Rus rublesi dolar karşısında 16 ay sonra ilk kez 95 seviyesini aştı. Değer kaybında ithalattaki artış ve yaz sezonunda Rusların tatil için döviz olan talebindeki yükselişine etkili olduğu işaret edildi diyoruz. Haritamıza geçiyoruz şimdi. Dünden çok farklı bir manzara olmadığını söyleyebiliriz. Yalnızca içeride biz negatif görünümde şu an gördüğünüz Avrupa haritasına uyum sağlar vaziyetteydik. Bugün bizle beraber bir miktar ana endeksler haricinde Avrupa'da pozitif ayrışanlar olduğunu görüyoruz. Ben bu koltuğa oturduğumda Kakaran artıdaydı ama o da eksiye geçti. En negatif ayrışan ise siz değerli izleyicilerimizin gördüğü üzere DAX %0,60'ın üzerinde bir gerileme var. Ama içeride bambaşka bir görünüm var. Ama öncesinde ilk önce ABD vadelilerine bakalım. ABD vadelilerinde Dow Jones eksi de Nasdaq ve S&P 500 çok kısıtlı olsa da artı da içeriye döndüğümde bankacılık endeksi özellikle içeride atılması muhtemel adımlar ya da buna ilişkin haber akışlarıyla %2,5'un üzerinde primde. Biraz önce BIST 100'ü gördünüz 7300 puanın üzerinde. Dün 7250'nin altında kapatmıştık ama bugün neredeyse %1,30'un altında yukarı yönde değişimi olmayan bir endeks yok. En pozitif ayrışan da az önce söylediğim gibi bankacılık endeksi. Dolar TL 27 seviyesine yakın seyrediyor. Euro TL 29.50 seviyesinin üzerinde. MTA sayfasına gidelim. Euro dolar paritesi halen 1.10'un altında seyrediyor. Spot dolar endeksi 102.5 seviyesinde. Tarımcı istihdam verisi sonrasında net resmi göreceğiz. Gördüğünüz üzere ons altı 1930 doların üzerinde. Gümüş 23.50 dolar seviyesinden gerilemiş durumda. Brent petrol tekrar 85 doların üzerinde. NYMEX de 82 dolara yakın. Bugün Bitcoin 29.134 dolar seviyesinde. ABD tahvil faizlerine bakalım. Çünkü 10 yıllık faizler %4,20'ye kadar gitmiş görünüyor. Şu anda ekranda görüleceği üzere. 2 yıllık tahvil %5'leri geçmedi ama %90'ın üzerine attı. 5 yıllık tahvil %4,20'yi geçmişti. %4,30 seviyesinde üzerindeydi diyoruz. Ve gidiyoruz NCM Investment araştırma uzmanı Sadullah Çalışır bizlerle. Sadullah içeride pozitifiz ama Amerika bir miktar pozitif olsa da dünyada sanki hisse senedi piyasalarında baskı devam ediyor. Sen neler söyleyeceksin? Evet, iyi yayınlar Çağlar öncelikle. Evet, haftayı kapatırken dünkü kısa vadeli, dünkü seansın ikinci yarısında yaşadığımız satıcılı seyirin etkileri yeniden normalleşmiş gibi görünüyor. Endeks yeniden yönünü yukarı çevirdi. Hep daha önce de bahsediyoruz. Geri çekilmeler uzun süredir alım fırsatı olarak görülüyordu. Dün aslında trendin biteceğine yönelik bazı beklentiler güçlenmişti. Ancak baktığımızda tekrardan bugün endeksin toparladığını ve yukarı yönde trend tazelediğini görüyoruz. Yeni zirvelere doğru devam ediyor. Baktığımızda aslında bugün 75 milyarlık işlem hacmi son 2 haftalık işlemlere göre bu saatte biraz düşük olabilir. Ancak yine günü 120 milyarın üstünde kapatacağız gibi görünüyor saatlik ortalamalara baktığımızda. Bu da son dönemdeki aylık ortalamaların üzerinde olduğunu gösteriyor yine işlem hacminin. Bankacılık endeksi bugün senin de söylediğin gibi %3'e yakın yukarıda neredeyse. Endeksin yükselişine öncülük ediyor genel itibariyle. Aslında burada hem senin bahsettiğin gibi sektöre yönelik beklentiler hem de temel tarafta bazı düzenlemeler sayesinde aslında gelişmeler sayesinde bankacılık endeksi pozitif ayrışıyor ve bu pozitif ayrışana yönelik beklentiler devam ediyor. Baktığımızda senin söylediğin gibi hem mevduat faizi getirileri aşağı gelirken aynı dönemde de kredi faizlerinde özellikle ticari tarafta olmak üzere yukarı yönüne gittiğini görüyoruz. Bu da kredi mevduat makasını bankalar lehine yeniden çevirmeye başladı. Bununla birlikte düşen CDS'ler yine bankacılık sektörüne pozitif yansıyor. Ve tabii ki enflasyondaki yukarı yönlü seyir burada bankaların elinde
elinde tuttuğu TÜFEX gelirlerinin yeniden geçen seneki seviyelere ulaşacağına yönelik beklentileri arttırdığı için aslında birçok sebep bankacılık tarafında artı yöne yazılacak gerekçe var. Bu da bankacılık endeksinde geri çekilmelerin ciddi anlamda alım fırsatıyla karşılaşmasını sağlıyor diyebiliriz. Bir süre daha bu şekilde ilerleyecek gibi görünüyor aslında. Bunun dışında piyasanın geneline baktığımızda tabii dün gelen enflasyonla birlikte yatırımcı yılın ikinci yarısına ilişkin sen de bahsettin %30'ların altına gerilemiş bir mevduat var. Yıllık bazda baktığımızda 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri yine %60'ları gösterdiği için yatırımcı bir süre daha burada özellikle yılın ikinci yarısında ve gelecek yılın da ilk çeyreğinde olmak üzere Borsa İstanbul tarafında hisse senedi pozisyonlarını reel getiri elde etmek amacıyla yoğun olarak kullanacak gibi görünüyor diyebilirim. Küresel tarafa bakacak olursak eğer aslında bir süredir Amerika'daki o not indirimi sebebiyle birkaç günlük zayıf seyir devam ediyor. Daha dün gelen bilançolara baktığımızda Apple, Amazon, Airbnb genel itibariyle Amazon tabii çok pozitif bir bilanço açıkladı. Beklentileri neredeyse iki katı kadar bir hisse başı kar açıkladı. Bunun dışında diğer bilançolar da aslında beklenti üstü gelmişti. O burada özellikle aslında sabah Asya tarafından gelen haberler de biraz küresel risk iştahına destek verdi. Çin Merkez Bankası özel şirketlerle yaptığı toplantıda fonlama desteğini sürdüreceğini açıkladı ve bu tarafta destekleyici kararlarının devam edeceğini yönelik bir mesaj vermişti. Bu biraz Asya tarafından risk iştahına destek verdi. Hafta biterken tabii birazdan Amerika tarafında alacağımız istihdam raporu haftayı nasıl kapatacağımızı gösterecek. Çarşamba günü gelen öncü veri de aslında yukarı yönlü bir sürpriz olmuştu. Yine istihdam iş gücü talebinin yüksek olduğunu göstermişti açıklanan özel veri. Bugün açıklanacak veri de hem işsizlik oranında yukarı yönlü bir hareket hem de istihdam artış hızında bir yavaşlama, beklentilere paralel keskin bir yavaşlama olursa aslında Amerika'daki son 2-3 gündür yaşadığımız satışlarda kısa vadeli bir düzeltme hareketi olarak kalıp yeniden hisse senedi rallisinin önümüzdeki haftaya da taşınacağını gösterebilir diyebilirim Çağlar. Investment'tan Sadullah Çalışır'dan yine değerli katkıları aldık. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranlardan akıl para devam edecek. Akıllı para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Az önce kaçıran seyircilerimiz olduysa son dakikayı hatırlatalım. Rekabet Kurulu Storytel Turkey hakkında soruşturma açtı. Bunu tekrar altını çizelim ve gidelim değerli konuğumuz Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Taylan'a. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar Çağlar Bey, hoş bulduk. Mehmet Bey yorgunum, yorgunuz hepimiz. Enflasyonun bir aylık artık bu senenin en iyi tablosunu gördüğümüz noktası sonrasında detayları konuşuyoruz. Tabii yorulduğumuz nokta da şurası. Borsada nasıl ki Merkez Bankası kendi metinlerinde fiyatlama algısı ürün ve mal hizmet gruplarında bozuldu diye söylüyorsa artık gerçekten bu noktada mevduat faizine göz önüne bulundurduğumuzda borsadaki ileri vaziyetteki durumu yükseliş beklemesine karşın kimse kestiremiyor. Sizin yorumunuz nasıl? Biz bu 2021 sonundan itibaren alıştığımız manzarayı sürdürecek miyiz? Ya şu an için sürdüreceğiz gibi gözüküyor. Açıkçası piyasa kuvvetli ve genelde bir hani düzeltme gelebilir ama bu düzeltme alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir gibi yorumların olduğu yerde genelde o düzeltmenin olmadığı daha önce ben hani yaklaşık 30 yıldır piyasadayım. 30 yıldır bunu gördüm. Eğer bu hani gelecek düzeltme alım fırsatıdır diye düşünülüyorsa o düzeltmeler çok küçük olur işte dünkü düşüş gibi. Sonrasında tekrar hareket gelir. Maalesef fiyatlama alışkanlıklarında da bozulma oldu. Artı 2018 sonrası şirketlere baktığımızda ve bunu hani Merkez Bankası'nın verilerinden de incelediğimizde görüyoruz. Daha önceki dönemlerde biz kurda hareket yaşadığımızda veya enflasyonda bu tür yükselişler olduğunda borsada vesairede olumsuz hareketler gördük. Ama bunun altında şu an bu hareketi doğrulayan bir temel sebep var. Dönüp 2018 sonrasında şirketler kesiminin döviz pozisyonlarına baktığımızda hani KKM'leri de içine koyduğunuzda eski dönemlerdeki gibi değil. Fiyatlama alışkanlıkları bozuldu. Evet bu şirket gelirlerini etkiliyor. Hani çok belki şey olacak sigorta sektöründe çalışan dostlar kızacaklar biraz belki ama son bir yılda sigorta primlerinde olan artışlar
dönüp sigorta sektöründeki şirketlerin gelir tablolarına baktığımızda teknik gelirlerin 3 kattan fazla arttığını, teknik giderlerin ise 1,5 kat arttığını görüyoruz. Yani bu her yerde fiyatlamalarda bir bozulma oluyor. Fiyatlamalardaki bozulmalar ve kurdaki yukarı hareket ama deminki söylediğim sebeplerden dolayı şirketleri çok olumsuz etkilemiyor. Aksine olumlu etkilenen sektörler çoğunlukta. İşte holdingler tarafına baktığınızda öyle. Sigorta şirketlerini demin söyledim. İşte perakende ticaret çok hızlı fiyatları yansıtabiliyor. Ve maalesef hani işte vergi arttığı bahanesiyle yuvarlamalar da yukarı yapılıyor gibi geliyor bana. Ama dönüp bunu borsa açısından bakacak olursak da şirket bilançolarında büyük bozulmalar yok. Aksine çoğu sektör bundan olumlu faydalanıyor ve böyle olunca da borsa bu enflasyonla ve kur artışlarıyla destekleniyor. Şu anki durum bu. Ama hani büyük bir düzeltme olması için hani düzeltmeyi alım fırsatı olarak kullanalım mantığını şey yapacak olursak büyük bir düzeltme olması için bir olay olması lazım. O olay sonrasında da eğer öyle bir düzeltme gelirse ki şu an hani öyle bir şey yok. Öyle bir düzeltme gelirse de orada alım fırsatı için acele etmemek lazım diye düşünüyorum. Mehmet Bey, sözünüzü balla kesiyorum ama son dakikamız da var. Ekrandan da yönetmenimiz Selçuk Yıldırım'dan da rica edelim. Bankacılık endeksinde günlük yükseliş %3'ü aştı. Şu anda %3,17. Evet. Ulaştırma endeksi de hemen arkasından onu takip ediyor. %2,57'lik yükselişiyle. Bunu hatırlatalım. Siz 30 yıllık... Tabii deminki... Buyurun. Deminki konuğumuz da söyledi orada. Bankacılık sektörüyle ilgili şu anki gelişmeler, enflasyonun yükselmesi, işte banka sektöründeki... enflasyon endeksi kağıda ağırlığı sebebiyle bankacılık karlarını da olumlu etkileyecektir. Hani deminki yorumcumuz da orada çok güzel bankacılık sektörüyle ilgili katkı yaptı. Kusura bakmayın, ben bu arada istemeden sözünüzü kestim. Estağfurullah, ne zaman isterseniz, söz sizin. Şimdi sizin 30 yıllık tecrübenize aslında bir övgü olarak alın lütfen, yaşınızla ilgili değil. Ben de 35 yaşındayım. Özellikle 30'uma geldikten sonra, üniversiteden mezun olduktan 5-6 seneden sonradan beridir hem hayatta karşılaştığım konular hem de piyasalarda izlediğim seyir hiç alışkın olmadığım, bize öğretildiği gibi olmayan birçok şeyi karşıma çıkardı. Eminim sizin de öyle dönemleriniz olmuştur. Şimdi borsadaki seyirle ilgili aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben de dilim döndüğünce bunu anlatmaya çalışıyorum. Kendimin konuşmacı olduğu Araştırma Masası yayınlarında mesela. Şimdi geçenlerde Korkut Hoca da yazdı. Yani enflasyonist ortamlar özellikle belirli sektörler için çok ciddi bir burada kar marjı noktasında avantaj da sağlıyor diye. Ama bunun dezavantajlı olduğu sektörler var mıdır? Bu bir takım mesela hisseler için çok kötü haber anlamına da geliyor mu? 2021'den itibaren o yorumladığınız süreç adına, bunun devamı adına. Ya Çağlar Bey, şu an hani maalesef... enflasyon kafalarda öyle bir oturmuş durumda ki yani şu an için işte Sayın Bakan'ın ve Merkez Bankası Başkanımız Gaye Hanım'ın da açıklamalarda hani önümüzdeki bir sene enflasyonda düşüş beklemeyin algısı oluştu. Bu algı oluşunca da işte ya benim laptopum hani bir sene içinde değiştirmek lazım, onu şimdi değiştireyim veya işte şu ürün bana lazım, ben şimdiden onu alayım ki kendimi enflasyona karşı koruyayım gibi hem reel sektörde ve maalesef hem hane halkında böyle bir algı oluştu ve bu da enflasyonu kendiliğinden besler bir hale getirdi. Maalesef biz faizleri yeterince arttıramadığımız için mevduat oranlarını başka düzenlemelerle aşağı doğru çektikçe, TL'yi cazip hale getiremedikçe işte kurda TL'ye dönüş olmayacak. Ve bu hepsi birbirini besler bir hale geldi maalesef. Hani burada biraz daha hızlı adım atıp enflasyonu halkın şeyinden bu döngüyü bir şekilde kırmamız lazım. Bu tabii şeyde söylenen TL'yi cazip hale getirecek ürünle mi olacak? Tabii o ürünle ilgili bizler de kafa patlattık ama patlattığımız kafalarda işte en fazla ağırlık gören enstrüman olan bu enflasyona endeksli kağıdın planlanmadığı, öyle bir şey yapılmayacağı da söylendi. Hani şu an biz onu da merakla bekliyoruz ki TL'yi daha cazip hale getirelim. Kura olan talebi enflasyondan korunmak için mala olan talebi keselim ki bu enflasyon döngüsünden çıkalım.
Mehmet Bey, hazır siz TL ürün kısmına getirmişken konuyu, ben piyasalara ilişkin bilinmesi gerekenlerde okudum. Şimdi %42 ile 23 yılın zirvesine çıkan bir enflasyon, mevduat faizden söz ediyorduk bir müddet önce. Ağırlıklı olduğu vadede, 1-3 ay vadeli de. Şimdi %30'un altına geriledi. Biz tahvili bile konuşurken sizin gibi değerli konuklarımızın birçoğu şunu söylüyor. Yani tahvilin üzerinde artık durmuyoruz bile diyor. Çünkü işte zaten makro ihtiyati tedbirlerle oradaki faizin tam konumu belirsizleşti diye. Bu noktada hisse senedi, altın, döviz gibi unsurların yanına halen bir nebze de olsa, çok küçük oranlarda da olsa portföylere mevduat faizi dahil eder mi yurt içi yatırımcı? Valla mevduat faizinden daha şey çok değerli. Yani bu sürecin bana sorarsanız hani bir piyasa çalışan, uzun yıllar bu işe emek harcamış birisi olarak, gelişmesine emek harcamış birisi olarak bu dönemin en büyük faydası özel sektör tahvilleri tarafında oldu. Dünyada çok gelişmiş bir piyasa olan bu özel şirketlerin borçlanma araçları, ülkemizde de bu kredilerdeki şey ve işte mevduatların düşük tutulması, Merkez Bankası faizinin düşük olması sebebiyle özel sektör tahvili piyasamızı büyüttü. Mevduatların yanında yatırımcıların özel sektör kağıtlarında da çok güzel oranlar olabiliyor mevduat üzerinde. O tarafa, mevduat yerine o tarafa doğru yönlenmelerini ben tavsiye ediyorum. Çünkü hani mevduatlar belli ki yapılacak, başka düzenlemelerde de düşük tutulacak ama yine deminki söylediğim döngüye giriyoruz. Hani TL'yi cazip kılacak. Nasıl cazip kılacağız ki bu dolarizasyonu azaltacağız, KKM'yi azaltıp belli bir süre sonra bitireceğiz. Açıkçası ben de merak ediyorum şu. O zaman Mehmet Bey, hazır konuyu ÖSTL'lere getirdiniz. Malum rafine bir Türkiye'de yatırımcı fonu açıkçası kitlesi var. Büyük olmasa da çok fazla ama çok da ciddi anlamda tematik fonlar var. ÖST fonları da var. Önerir misiniz bu noktada? ÖST fonlarının belki nasıl yönetildiği ile ilgili de ufak bir fikir verebilirsiniz portföy yönetim tarafından. Tabii hani küçük bireysel yatırımcıların özel sektör kağıtlarında çeşitlendirmeyi yapması o kadar kolay değil. Bu hani belli bir miktar büyüklüğü de gerektiriyor. Onun için sektördeki bütün rakiplerimizin ve bizim sektördeki bütün şirketlerin bu alanda sabit getiriye yönelik mevduat faizini geçecek işte arbitraj fonları olsun, özel sektör tahvili fonları olsun, büyük bir bankamızın ve birkaç bankamızın bu şekilde mevduatı geçecek başka serbest fonları var. Ve son dönemde Çağlar Bey, sizin de söylediğiniz gibi hakikaten belki sosyal medyayla, belki bu okuryazarlığın biraz daha, finansal okuryazarlığın biraz daha artmasıyla beraber fonların analizinde toplum bayağı bir gelişme kaydetti. Bunu ben sevinçle karşılıyorum. O yüzden de özellikle küçük yatırımcıların kendi hedeflerini doğru belirleyip bu fonlara yöneldiklerini görüyorum. Ve bunu hani TEFAS üzerinden de hakikaten ülkemizde sistemde çok düzgün bir şekilde kuruldu ve çalışmaya da devam ediyor. Özellikle yatırım fonları tarafı TEFAS üzerinden bu işlemler her türlü veriye ulaşılabilip, her türlü analiz yapılabilip TEFAS üzerinden kolaylıkla her türlü bankadan ve aracı kurumdan alınıp satılabiliyor. Mehmet Bey, son dönemde dikkatle takip ettiğimiz bir diğer konu olan bu ülkelerin kendi içlerine dönük adımlara bir yenisi daha eklendi son dakika. Hindistan buğdayda %40 ithalat vergisini kaldırmayı değerlendiriyor şeklinde önemli bir gelişme. Bunu da hatırlatalım. Son raddede de birazdan ABD tarım içi istihdam verisini karşılayacağız. Küresel yumuşak iniş senaryosundan biraz bahsetmek gerekirse, bunun özellikle hazır fonlara girmişken Türkiye'de özellikle doların ve işte dövizin öne çıktığı dönemde hem yatırım fonlarının hem de portföylerde yabancı bir takım finansal varlıklar da öne çıkmıştı. Yılın geri kalanı itibariyle mesela şu anda spot dolar endeksi 102'nin üstündeyiz. ABD hisse senetleri beklenildiği kadar kötü gitmedi. Bu havanın korunmasını mı beklersiniz, yoksa bir miktar daha iyi dönem geride kaldı, daha çekimser, daha olumsuz bir döneme mi yaklaşıyoruz? Açıkçası Çağlar Bey, Fed'in sona geldiği belki bir hani bilemediniz iki tane daha faiz arttırımı yapıp ondan sonrasında durup geriye döneceğini
düşünüyorsak ki şeyler onu gösteriyor, hani piyasa beklentilerine baktığımızda hani daha bile pozitif. İşte şeyin oranı, bir sonraki toplantıda faizin sabit bırakılması oranı %80, bu data sonrası değişecektir ama işte Mart ayındaki beklentilere bakıyorsunuz, bir faiz düşüşü bile öngörüyorlar. Hani artmayacak, artmamasından üzere bir tane daha düşecek gibi. Hani bu ortamda biraz hareketin ben biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü hani sert iniş konuşuyorken şimdi yumuşak iniş konuşmaya başladık. Hani ADP'de gelen rakam, tamam ISM'le çelişen tarafları var. İşte ISM beklentilerin altında geldi. Bir önceki veriye göre düşük geldi. İşte aktivite endeksi düşük geldi vesaire, çelişiyor ama hani yumuşak iniş yerine çok Avrupa'nın tersine çok kuvvetli bir Amerikan verisi görüyoruz. Bir Amerikan iş gücü rakamlarını görüyoruz. Eğer bu rakamlar enflasyon verileriyle de desteklenirse bu Fed işini çok daha kolay halledecek gibi geliyor bana. O yüzden hani yurt dışındaki hareketin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan oldukça bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdi bizlerle. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz akıllı parada. Aranın ardından tarım içi istihdam verilerini Bloomberg ETH Araştırma Analisti Burcu Krapli ile beraber karşılayacağız. Akıllı Para'ya hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere ABD tarım içi istihdam verisini karşıladık. Beklentilerin altında geldi. Hemen terminal grafiğimizi verelim. Ben de sağda son dakikada gördüğünüz detaylardan bahsedeyim. Burcu Kıratlı da yanımda. Aralık 2020'den beri gördüğümüz en düşük tarım dışı istihdam artışı. Doğru söylüyorum. Ortalama saatlik kazançlar Temmuz'da %0,4 arttı. Beklentilerin üzerinde şu anda görüyorsunuz zaten. Aslında terminalde bugün veri öncesi beklentide de beklentilerin altında gerçekleşmesine daha çok atıf yapan konular vardı. Bu masada aylarca siz değerli izleyicilerimizin şurada 2022'nin Mart ayından itibaren gördüğünüz üzere beklentinin üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verilerini takip ettik. Ama son 2 aydır beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdam verilerini görüyoruz. Son dakikada da siz değerli izleyicilerimizin şu an okuyabileceği üzere son 2 ayın tarım dışı istihdam verisi 49 bin aşağı yönlü revize edilmiş vaziyette. Piyasa hareketinde ne var? Öne çıkan şudur ki ABD 10 yıllıkları ben akıllı paraya başlarken de söylemiştim %4,20 seviyesinin üzerindeydi. Siz değerli izleyicilerimizin göreceği üzere ortalamada genelde son 4 ayda ABD 10 yıllık tahvil faizinin aşağı yönde çoğunlukla hareket ettiğini izler vaziyetteydik ama Mayıs verisinde özellikle yukarıya döndüğünü görmüştük. %20'den %4,20'den %4,16'lara kadar çekilmişti. Şu an tekrar %4,19'lara döndü. Euro dolarda çok bir hareketlilik yok. Genel olarak toparlayacak olursak beklenti altında bir tarım dışı istihdam artışı, saatlik kazançlarda beklenti üstü işsizlik ortalaması, özür dilerim, işsizlik oranında %3,5'larda, zaten burada artık 3,5-3,7-3,8 arasına alışmış vaziyetteydik. Burcu Kıratlı da öncesine dair detayları hazırlamıştı. Neler dikkatini çekti Burcu? Şimdi dediğim gibi Aralık 2020'den bu yana en düşük artış olduğunu görüyoruz bu rakamın. Bir kere işsizlik 50 yılın artık son en düşük seviyelerinde seyrettiğini söylemek herhalde yanlış olmaz Çağlar. Artık bir de ücret artışları da bu bahardan sonra özellikle enflasyonu da artık geride bırakmaya aday. Biz bu masada belki ücret artışlarının 3,5 ile 3 ila 7 arasında geldiğinde çok fark yarattığını, saatlik kazançlarda bunun ne kadar enflasyonist baskı yaratabileceğini konuşuyorduk. Şu anda artık 3,5 ile 3,7, 3,8 arasında çok bir fark kalmadı. Çünkü FED artık hem işsizlik rakamları hem enflasyonu kontrol altına aldı. Artık Eylül ayı içine
ilişkin faiz artış olasılıklarında da veri sonrasıyla öncesi arasında pek bir fark kalmadı. Hatta 10 yıllıklarda ve endeksin hareketinde de pek bir fark kalmadı. Çünkü artık bu bir patikaya, bu bir yola girmiş gibi gözüküyor. İş gücü istihdam piyasasının da şu anda hala güçlü seyrettiğini ama soğuduğuna da görüyoruz. Burada tabii kritik nokta, belki de en önemli nokta, geçtiğimiz günlerde Fitch'in de buna işaret edip iş gücü piyasasının 2019'daki seviyelerin yüksek ama hala o seviyeleri yakalayamadı diye verdiği uyarıydı. Şu anda bunun biz bir taraftan FED faiz artışına neden olur mu güçlü istihdam piyasası diye endişe eder vaziyetteydik ama artık biliyoruz ki FED faiz artışlarının sonuna geldi ve tam tersi artık güçlü bir istihdam piyasası, benim algım ve piyasadan öğrendiğim, gözlemlediğim odur ki güçlü istihdam piyasası artık FED yumuşak iniş sürecine tamamen geçti algısını oluşturduğu için bence olumlu bile algılanması gereken bir veri artık haline geldi. Artık diyorsun orada burası ısındı mevzusu yok kalmadı yani. Artık bunu artık tam istihdamda olsa biz burada sıkıntı yaşamadan faizleri arttırdık. O kısım artık tiklendi. Tiklendi. Evet, evet, demek istediğim tam olarak bu. Ve hatta bununla ilgili baktığın zaman şimdi biz bu senede içerisinde özellikle büyük teknoloji şirketlerinden de ya da bankalardan da işten çıkartmaları görmüştük. Hatta bilançolarını düzeltmek için. Fakat diğer taraftan nasıl oldu da bu iş gücü piyasası hala güçlü seyretti? Burada da federal hükümetin özellikle altyapı ve yeşil enerji projelerine milyar dolarlar yatırarak bu sektördeki açığı kapattığını ve özellikle bu alanda da iş gücü piyasasının sağlamlığına yardımcı olduğunu gördük. Ve özellikle bu yumuşak iniş senaryosunda şimdi en son Atlanta'nın bir büyüme rakamı vardı. %3.9'a gayri safi yurt içi hasılasını yükseltebileceğini duydu. Bu tabii teknoloji, inşaat, imalat gibi faiz oranlarına duyarlı sektörlerdeki soğumayı işaret ederken diğer tarafta hükümetin yaptığı işe alımlarla özellikle birbirini kompanse etti ve özellikle büyüme hikayesine de diğer taraftan yardımcı da olduğunu özellikle görüyoruz. Özellikle inşaat, eğlence gibi sektörlerde yine talep, yine buralarda talep ya da en azından güçlü seyrediyorduk, konuşuyorduk ama şimdilerde biraz daha soğuma var. Oradaki eksiklikleri de yine özellikle sağlık hizmetleriyle beraber yine hükümetin biraz daha açıkçası yani o boşluğu doldurduğunu da görür vaziyetteyiz. Özellikle elektrikli araçlar, yine baktığımda hükümetin harcamalarına, havaalanı iyileştirmeleri gibi yine altyapı ve yeşil enerji projelerinden de bahsedeceğim. Şimdi buradaki iş, inşaat ve imalat sırasıyla hükümetin açtığı işlerde 23 bin ve 15 bin olarak gerçekleşmiş Çağlar. Yani sadece geçtiğimiz ay ve özellikle 299 milyar dolar ve 503 milyar dolar daha bu ekstra paketlere harcanmış. Fakat burada yine işsizlik rakamları ile ilgili bazı kısımlarda da sorunlar da var. Yarı zamanlı çalışan kişilerde çok kesinlikle bir konu zaten. Hala böyle yapmak daha iyi olabilir bu arada. Daha da iyi olabilir ve bunun da değişeceğini ve bunun artık dünyanın da buraya doğru gidebileceğini de gene İnşallah. Yorumları da var. Haziran'da 452 bin olmuş bu rakam. Bir de Hispanikler, siyahiler bu oranlarda da biraz daha kayıpların ya da değişimlerin daha fazla olduğunu görüyor. Herhangi bir işsizlik veya işten çıkarma durumunda veya yarı zamanlar ilk önce çıkartılıyor ve bundan ilk önce siyahiler olmuş. %4.7 iken bu %6'ya yükselmiş. Ama yine de hani özellikle genel anlamda bakacak olursak her işsiz için 1,5 hala iş var gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir de bu da bize istihdam piyasasının kendi aralarında kırılımları ya da sorunları olsa da güçlü olduğunu, güçlü seyrettiğini ve özellikle bu yumuşak iniş senaryosunun gerçekleştiğini ve bundan sonra şimdi Fitch evet borç tabanı ile ilgili bazı uyarılar yaptı ama genel anlamda ekonominin iyi gittiğine dair işaretleri de bence açıkça da görür vaziyetteyiz. Yani şunun altını çizmek lazım tabii, işte makroekonomi insanların gözünde de algılamada biraz problemlidir ya, cam küreden bakıldığında iktisat öğretisiyle şu an için sorun yokmuş gibi görünüyor ama tabii hiç kimse bir işe herkes için 1,5 iş var diye yapmak zorunda da değil, değil yani, hayatını yaşamak isteyenler de olabilir diyoruz ve Alternatif Bank baş ekonomisti Serdar Şenol'a gidiyoruz şimdi. Burcu Kıratlı'nın bu çok kıymetli derinlikli analizleri sonrasında. Serdar Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de takip etmişsinizdir şimdi. Konu sıcak, hemen hızlıca sizden de sıcak bir yorum alalım. Burcu Kıratlı der ki, ben de açıkçası çoğunlukla katılıyorum. Bu ABD iş gücü piyasasının aşırı ısınması durumu biraz gündemden artık düşüyor. Faiz artımlarının geldiği bu nokta itibariyle son tarım dışı istihdam verirse sizin bakış açınızda böyle mi? Değilse detaylar neler?
İstihdam sektörü hala evet yeni mevcut faiz seviyesine göre bence iyi ama yavaş yavaş güç kaybetmesi çok normal. Yıla işte 470 binden farmdan başlamıştık kabaca. 180 binlere indik. Geçen sene de hatırladığım kadarıyla evet 350'ler ve yılın başında daha da yüksek 450 seviyeler görmüştük. Şimdi buradaki yeni istihdam oluşturmanın zaman zaman azalması ve bu mevcut faiz politikasına, sıkılaşan para politikasına rağmen hala buralarda durması aslında istihdama dair olumlu bir gösterge. Henüz o tarafta bir negatiflik görmüyoruz ama yavaş yavaş standart sürecin ekonomik faiz arttırımı vesairenin beraberinde getirdiği bir değişim söz konusu. Biz negatif algılamadık yani şu anda Eurodolar paritesi bir tık da olsa negatif algılamış gibi davranıyor ama o kadar da negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum ben istihdam verisi adına baktığımda. Ama tabii önümüzdeki dönem büyümeye dair beklentilerin yavaşlaması beraberinde faizlerin biraz çünkü en üst seviyeye çıktıktan sonra Amerika'da faizler 3-6 ay sonrasından başlayarak istihdam tarafında daha sert bir etkilenme olmaya başlıyor. Burada işte Eylül ayında belki bir daha faiz artır mı artırmaz mı dediğimiz Fed'in kabaca yıl sonlarına doğru daha istihdam tarafında göreceği veriler ona yön verecek ve bir dahaki yılın faiz kararlarında etkili olacak gibi gözüküyor ama bu bir iki ay daha nispeten daha ılımlı gitmesi mümkün istihdam sektörünün henüz büyümeye dair belirgin bir kaygı da artan belirgin bir kaygı da yok yani. Serdar Bey peki Avrupa Merkez Bankası'nın işte tırnak içerisinde geç kalmasına rağmen atik davranması Avrupa'yı biraz ateşe attım diye bu hafta bol bol Bloomberg HT ekranlarında bu soruyu konuştuk. Avrupa ile ilgili beklentileriniz, Avrupa ile ilgili gözlemleriniz nasıl ki Türkiye'yi daha da aslında yakından ilgilendiriyor konu. Evet. Burada dediğiniz gibi biraz daha hızlı adımlar, biraz daha zaten kırılgan olabilecek bir ekonomiden bahsediyoruz. Avrupa ekonomisinden konuşurken özellikle Rusya-Ukrayna sürecinin ve Covid sonrası bu toparlanamamın getirdiği bir takım belirsizlikler de olduğu için evet orası biraz daha ateşten gömlek dediğiniz gibi. Enflasyonu aşağı bastırmak için Fed'den daha da tepkili bir tavır sergilemesi gereken bir Avrupa Merkez Bankası var. Bir yandan da büyüme tarafında yılın ikinci kısmında artık resesyona girmeyecek gibi gözükse de yine de belirgin zayıflayacak bir Avrupa ekonomisi var. Burada adım atmak çok daha zor. Ama tabii şunu düşünmek lazım. Avrupa Merkez Bankası'nın öğretisi temelde enflasyonu kontrol altına almak. İşte İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki süreçleri dikkate alırsak Avrupa ekonomisinin ve ekonomi yönetiminin daha çok kaygı duyduğu taraf enflasyon. Bu anlamda ben önümüzdeki Eylül ayında da faiz artırımının devam edeceği ve belki bir kere daha faiz artırımının mümkün olacağını düşünüyorum. Tabii ikincil ekonomiler için belli risk faktörleri oluşacaktır. Bugünün konusu değil. Bir iki ay daha bunu çok dert edecek değiliz gibi geliyor bana ama bir dahaki seneye taşıyacağımız işte yüksek faizlerin biraz daha ikincil etkilerini rahatsız edici etkilerini göreceğimiz bir süreç olabilir tabii ki. Gelelim Türkiye'ye Serdar Bey. Şimdi bizde de tırnak içerisinde bir sıkılaşma söz konusu. Makro çerçeve de ne diyelim bir yerlerinden bazı şeyler çıkarılıyor, yenisi ekleniyor ama işte çoğunlukla hem gaza hem frene basma gibi bir bu noktada değerlendirme kümesi var konsensüs baktığımızda. Bizde ekonomik aktivitenin seyri seçim sonrası değişen para politikasıyla ama sürdürülen de makro çerçeveyle nereye gider? Enflasyonda en iyi geride kaldı mı? Özellikle enflasyon ve büyümeyi başa alarak makro görünümde sizin kısa vadede beklentileriniz nasıl Türkiye'ye dair? Öncelikle Merkez Bankası'nın son enflasyon raporundaki beklentilerden çok çok farklılaşan beklentilerimiz yok. Büyük ölçüde paraleliz. Bir iki aylık sert bir hareket. Bir sürü nedeni var. Bugün sabah Merkez Bankası zaten bunlara ayrıca değindi ama tekrarlamak olmasın boş yere. Ama bunun Ağustos ayında ikinci etkileri de olacak ve bir iki ay dediğimiz gibi enflasyonu biraz daha sert bir yükselişi görüyor olacağız. Eylül ayında belki hafif bir yatay, sonrasında yılın son aylarında baz etkileri işin içine girecek. Ve merkezin de tablolarından izlediğimiz, bizim de aynı şekilde düşündüğümüz gibi 60'lı seviyelere doğru bir süreçten belki de bahsedebileceğiz. Tabii burada belirsiz olan başka bir durum var. Buraya gidiş şu anki bildiğimiz standart gerçekleşmeler dahilinde. Dediğiniz gibi para politikasında bir sıkılaştırma süreci var. Özellikle son alınan önlemler, bu katsayıların yükseltilmesi, büyüme kriterlerinin biraz daha sertleştirilmesi, krediler adına konuşuyorum. Burada baktığımızda kredi imkanlarını biraz daha zorlayacak ve olası faiz seviyelerini biraz daha yukarı çekebilecek sıkılaştırıcı önlemler. Dolayısıyla burada talebin birazcık daha duraksadığı, belirgin ölçüde belki de yavaşladığı bir sürece giriyoruz. Yılın başlarına dörtlü seviyelerde büyümeler gayet makul gözüküyordu ama
Eğer bu biraz daha sert yaptığımız belki de bir fren, yılın kalanında büyümenin böyle daha ikili seviyeler belki biraz bir tık daha altına gelmesine neden olabilir. Ama yine de hala enflasyonun kendi iç dinamiklerinden ve beklenti sürecinden yarattığı bir talep söz konusu. O talep koşulları bence yine de yılın tamamında enflasyonu böyle üçlü seviyelere yakın tutacaktır. Ama dediğiniz gibi bir ihracat sanayi üretimi tarafı çok önemli. Haziran ayında dalgalı bir veri almıştık. Zayıflayan dış ticaret verileri vardı. Dün gelen ihracat verileri nispeten birazcık daha makul, biraz daha yüz güldürdü diyebilirim. O taraftaki performans biraz daha iyi ama iç taraf ve üretim adına baktığımızda muhtemelen yılın ilk yarısına göre bir miktar daha zayıflayacağımız net bir şekilde bir süreç yaşıyor olacağız. Mevcut enflasyon beklentileri bence bu talep koşullarının makul kaldığı algı içerisinde. Dolayısıyla o tarafta talepte beklemediğimiz birazcık daha yapışkan bir talep tavrı söz konusu olacaksa kredi koşullarındaki zorlaşmaya rağmen bile o zaman enflasyonda yukarı yönlü riskler olabilir. Yani umudumuz tabii şu anda onlar önlemleri işe yarıyor olması. Bunlarla birlikte sıkılaşma tavrının ve talepteki kontrol altına alınma sürecinin daha net ortaya çıkması ve bunun da enflasyonist süreci bir miktar dizginlemesi. Bu durumda merkez beklentilerine yakın 60'lara yaklaşan yıl sonuna doğru bir enflasyon patikasında olmamız mümkün. Ama tabii bunun da getirdiği diğer bazı süreçler söz konusu. Mesela şu anda bir iki ay içerisinde göreceğimiz yüklü enflasyon aslında TL'yi eğer mevcut seviyelerinde kalıyorsa reel anlamda belirgin ölçüde tekrar değerlenir hale getirecek. Dolayısıyla onun ve enflasyon ve kur arasındaki sarmalın bir yerde kopup bunun taleple sert şekilde aşağı basılıyor olması lazım. Bunu başarabilirsek umarım bu sıkılaştırıcı önlemler işe yarayacaktır bu konuda. Yılın Eylül-Ekim aylarından itibaren daha net hissedeceğimiz bir talepte azalma görme imkanı var. Diğer yandan dediğim gibi ihracat tarafı bizim için gayet önemli ve Temmuz ayı verisi dün gelen veri de gayet önemsenecek nispeten güçlü bir veri oldu bizim için. Valla Serdar Bey, övgü olarak algılamayın. Sene sonu rapor hazırlayacak biri varsa dinleyip direkt buradan bir özet çıkarabilir. Hazır bunu konuşmuşken şimdi benim de yolum banka araştırma stratejiden geçtiği için eminim fazlaca bakıyorsunuzdur. Şimdi bir tartışma var. Buna çok ne diyelim, yürekten candan karşı çıkanlar oluyor. Bir de çok yürekten bu noktadan saldıranlar oluyor. Ama konuşulmalı bence. Merkez bankaları makalelerinde bile tartışıyor artık bu konuyu. 2021 yılında arz tedarik şoklarıyla başladı gibi her şey. Ama bugüne kadar her seferinde özellikle belirli sektörlerde kar marjlarından şirketler dünyadaki bu enflasyonist dalgayı kendi avantajlarına çevirdi. Öncelikle böyle bir gözleminiz oldu mu Türkiye ya da dünya satında? Olduysa ya da olmadıysa buna evrilmesine dönük emareler var mı? Yoksa konu bizim klasik olarak alıştığımız ölçekte ücret ve fiyat spirali mi? Nedir görüşünüz? Dediğiniz gibi evet belli, yani bizim 80'lerde 90'larda yaşadığımız belli fiyat hareketlerinden kâr marjlarını yükseltme fırsatlarını değerlendirme opsiyonları evet, yani tüm dünyada da var, bizde de var. Belli sektörler için elbette çok yaşanılır bir şey. Ama genele baktığımızda orta uzun vadede bu ne tarafta olursa olsun sektörler bundan faydalanıyor, kârlılık arttırıyor olabilir ama diğer yandan baktığımızda, total ücretler anlamında baktığımızda enflasyonun negatif etkilerini görmeye başlıyoruz. Bir süredir zaten yaşıyoruz biz ama küresel anlamda da bunun etkileri oldukça belirgin. Alım gücündeki ciddi kayıp, karlılık imkanlarını kısa vadede pozitif olarak değerlendirebilirsiniz kesinlikle. İmkan yarattı bence de. Ama orta uzun vadede geneli negatif etkileyen bir sürece de destek vermiş oluyorsunuz bunu yaparak. Dolayısıyla total alım gücü biraz daha düşecek. Şu anki seviyeler bence hem dünya için hem Türkiye adına baktığımızda mevcut bir dahaki ayın, bir yılın mesela Türkiye için düşündüğümüzde Merkez Bankası beklentilerinde de paralellik var. Bir dahaki yılın Mayıs aylarına kadar enflasyonda aşağı geleceğimiz güçlü bir hikaye oluşması için talebin çok sert düşmesi lazım. Aksi takdirde enflasyon kademeli yüksek kalmaya devam edecek diyebiliriz. Dünya için de çok farklı bir durum yok. Orada aşağı geliyor ama mesela çekirdekte artık biraz daha hem Amerika'da hem şey tarafında, Avrupa tarafında baktığımızda biraz daha istatik olmaya başladı yavaş yavaş. O tarafta bundan sonra enflasyonu baskılamak biraz daha zor. Biraz alım gücü kaybı, reel ücretlerdeki gerilemeler
bir sıkılaşma herkes için gerekli diye düşünüyorum. Ama dediğinizde haklısınız. Birçok firmanın, birçok sektörün bu sürece uygun, enflasyon sürecine uygun fırsatlar yaratma imkanı vardı ve bundan ciddi bir karlılık yaratıldı. Ama bu tabii regülasyonlar vesaire de dikkate alınırsa uzun vadeli süreçler olmayacaktır diye düşünüyorum. Serra Bey, son 1-2 dakikamız kısıtlı olduğu için tek 1-2 cümleyle hemen sorayım. Kur kaynaklı olarak sadece Türkiye değil, gelişen ülkelerin şu anda küreselde enflasyonda bir miktar mesafe kat edilmiş olan görünümden yeni bir özellikle artış dalgası olduğunda şok yaşama ihtimali var mı? Başında tabii Türkiye gibi ülkeleri konuşur vaziyetteyiz. Arz kökenli bir problem olmasa da kur kaynaklı olarak enflasyonist süreci uzun yıllar yaşaması muhtemel ülkeler görüyor musunuz? Şöyle diyeyim, Avrupa Merkez Bankası keza daha da önemlisi olarak FED bilanço küçültmesinin etkilerini çok daha görmedik. Hatırlarsınız daha önce bu süreçlerde küresel dalgalanmaların daha belirgin olduğu ve gelişmekte olan ülkeler adına daha negatif süreçlerin oluşabildiğini gördük. Risk algısı adındaki sert hareketlerden dolayı bunu henüz yaşamadık. Dediğiniz gibi bence bu kenarda bir risk faktörü en yakın etkileyebileceği en riski enstrümanda baktığımızda tabii gelişen ülkeler bu anlamda bir risk kategorisi içinde yoğun ölçüde bulunuyor bence. Alternatif Bank Baş Ekonomisti Serdar Şenol bizlerle birlikteydi. Bu kıymetli sohbeti için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Baktığımızda akıllı paranın sonuna geldiğimizde borsada pozitif seyrin sürdüğünü söylemek mümkün. Bankacılık ve Ulaştırma Endeksi, bankacılığı geçti bu arada %2,81'lik yükselişiyle. Dışarıya baktığımda da bir miktar euro dolar kurunun 1.10'a yaklaştığını görüyorum. Toparlanma bir miktar ons altın ve ons gümüşte de yansımış vaziyette. Ons altın 1940 doların, ons gümüşte 23,5 doların üzerine geçti. ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında genel olarak dikkat çekenler bunlar. Tahvil faizlerinde gün içinde görülen ABD tahvil faizlerinde zirvelerden bir miktar uzaklaşıldı diyerek toparlamayı yapalım ve bugünkü akıllı paranın haftanın son akıllı parasının sonuna noktayı koyalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.